Ben sütlacınızı çok beğendim. Afiyet olsun. Şekeri biraz eksik, böyle daha fazla seviyorum. Kıvamı, pirinçlerin pişme seviyesi çok iyi olmuş. Sütlacı farklı yapan yalnızca üzerindeki süsü mü oluyor? Yok, içerisinde bir de krema var. Sıvı krema kattım. Hiç anlamadım onu. Nişastayla kıvam çok az bir şey, yani çok az bir şey nişasta da kullandım ama genel anlamda krema ile kıvamını sağlamaya çalıştım. Bir de üzerindeki esmer şeker, onu da pürmüzle yakıp farklı bir lezzet katmak istedim. Peki bir şey diyeceğim, krema kıvam veren bir şey mi? Evet. Yoğunlaştıran bir biraz, şey mi? Biraz tabii ki biraz daha yoğunlaştırır. Ama yoğunlaşmadı kremayla. Lezzet yani tamamen tadını değiştirir ama hani sütlaç kıvamına getirir mi ki? Yok yok tabii ki hani yani tamamen yine nişastaya tabii ki başvurmak zorundasın. Nişastaya başvurmak zorundayız tabii ki. Esra Hanım, normal bildiğimiz bir sütlacı bize değişik bir sütlaç diye yedirmeye çalışıyorsunuz ya, pes. Aslında aksine evet açar krema, biraz daha sulu yapar sanki. Tabii ki nişastayı illaki kullandım da hani farklı bir lezzet, daha lezzetli oluyor. Tat olarak oluyor. Daha farklı bir tat. Evet. Yani senin farklı dediğin yer krema mıydı? Krema bu üzerindeki esmer şekeri yakıp çıtır hale getirmem aslında. Esmer şeker fikri güzel olmuş, ben beğendim, gayet de uymuş. Ama krema kullanmasanız da olurdu. Sütte bir nevi krema. Ya çok bir fark göremedin mi? Yok göremedim yani. Benim yaptığım sütlaç gibi beğendim. Anladım. Tadı lezzeti güzel olmuş. Elinize lütfen sağlık. Hanımefendinin sütlacını kimsenin sütlacıyla kıyaslamayın. Bakın sonra sinirleniyor. Pınar Hanım sizden devam edelim. Evet sütlacı güzel ama normal şartlardakine göre değil. Yani ben de mesela şeker fazla şey yapmadığım için bana göre de ağzıma göre de iyi ama şekeri az. Şeker üzerindeki esmer az. Şekeri kullanacağım diye hani dedim daha fazla böyle ben, boğmak istemedim açıkçası. Yanık tadı verdi o bana kıtladığımda o yüzden fazla şey yapmadım. Yedim hepsini ama diğer türlü şu anlık güzel. Afiyet olsun. Afiyet olsun ama zaten yaktı yani. Onun için yanık tadı geliyor olabilir. Evet. Hani şeker yani iyiydi üstü, yani. Ama fırın sütlacın da üstü yanağda yanık tadı gelir ya ağzına. Ama çok gelmez bu çoktu yani. Peki afiyet olsun Kaan Bey. Ben de sadece şekerini eksik buldum. Onun dışında krema olduğunu anladım zaten. Böyle bir yumuşaklığı, kremanın yumuşaklığı geliyor. Evet. Ve o da bastırmış olabilir şekerin tadını. Azıcık daha şeker koysaydınız, koysaydınız olurmuş ama güzel genel afiyet olarak. Olsun. Afiyet olsun. Netice abla. Bak Netice abla şekersiz bulunca içine karıştırmış bütün o karamelize şekeri. Çok mantıklı öyle. Çünkü ben sütlacı söylemiştim. Hani sütlacı çok seviyorum. Güzel olursa puan vereceğim demiştim. Ama beğendim, ben sütlacı seviyorum zaten. Afiyet olsun. Eline koluna sağlık. Sütlacı şeker evet bana da biraz az geldi. Yalnız ben bunun içinde vanilya alamadım. Hani o sütlacın o güzel bir vanilya kokusu. Vanilya koydun mu sen bunun içine? Hayır koymadım. Vanilya kokusu gelmedi bana çünkü sütlaç en sevdiğim şeydir. Üstündeki karamelizeyi yapana kadar niye fırına vermedi mesela sütlacı? Yani onu neden tercih etti merak ettim açıkçası. Yani farklı bir şey yapmak istedim. Yani herkesten bir farklı anladım. Bir şey yapmak istedim. Ama bilerek mi üstünde o kıtırlıklar evet, kaldı? Evet bilerek bunu? O kıtırlığı sağlamak anladım. İstedim. Hani fırına verip daha riski biraz çok fazla olduğu için üstü yanar diye. Riski almamışsınız. O riski almadınız ben öyle düşündüm. Alakası yok. Ama fırın sütlacı zaten üstü yansın diye fırına yani, vermiyoruz mu? Ay çok kızar. Hani yanık bunu da olur, yaktım olmaz zaten. Bir hayır. Fırındaki sütlaç biraz daha yanık olur. Biraz yanık kokusu kenarlarına falan geçiyor ya. O biraz daha yanık kokusu olur. Risk almadınız. Çünkü hani bazısı tamamen yanıyor, bazısı hiç yanmıyor. Mesela tepsinin burasındaki çok yanar, burasındaki çok yanmaz. Yumurta kokusu. Ben farklılık yaratmak istedim. Yumurta yani ben şu ana kadar yediğim fırın sütlaçların hepsinde zaten bir kısmı böyle yanıyor. Evet. Tamamının yandığını üstüne görmedim. Sürüyorsun. Hayır katılmıyor. Ben hiç yumurtayı sevmediğim için asla üstüne sürmem. Fırın aynı bu şekilde yapıp fırınlarsanız da üzeri nar gibi kızarıyor. Ama şey içine katıyorlar yumurtayı. Hayır hayır içine de koymuyorum. Yok sen ben koyuyorsun ya fırın sütlacı içine koyuyorlar. Ama bir üstüne sürünce börek gerek tadı geliyor. Gerek yok ki. O riski kızaramadı diye diyorum. Yani o süt kızardığı için gerek yok. Ama kızarana kadar böyle taşıyor ya suyu demin için. Hayır. Taşıyor herkes ya. Herkes farklı yapıyor. Allah. Ama neyse kim ne yaparsa yapsın. Hepinize afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ele koluna sağlık diyorum. Evet hazırsanız haftanın 4. gününde Esra Hanım'ın puanlamasına gidiyoruz. Bakalım Esra Hamal attığıyla bugün kaç puan oluşacak? Hep birlikte göreceğiz. Haydi buyurun. Evet en hamarat benim de sıra geldi puanlamaya. Hanımlar beyler buyurun Esra'nın hamaratına puanlarınızı verin. Evet herkes puanlarını verdiğine göre Kaan Bey buyurun puanınızı çevirin bakalım kaç puan verdiniz hamaratına Esra'nın. Benim Esra Hanım'a puanım 2. 2 puan geldi. Evet. Teşekkür ediyorum. Bir şey demiyorum. Peki Netice abla buyur sen çevir puanını.
2. Peki Sema Nur, sen çevir puanını. Benim Esra Hanım'a puanım 3. 3 puan geldi. Pınar'ın bakışları değişti. Ne oldu Pınar? Bana 2 verdi. Benden daha mı iyiydi? Daha iyiydi. Neyi iyiydi? Ana yemeğini beğendim. Mantarını beğendim. Tatlısını beğendim. Beğendim. 3 verdim. Damak zevkiniz olduğunu düşünmüyorum. Pınar Hanım, sizin gününüzü şu an tartışacaksak söyleyeyim. Evet. Haksızlık yapıyorsunuz şu anda. Pınar Hanım, sizin... Ben kabul etmiyorum o zaman bana verdiği puanı yani. Benim de beğendin. Neyi beğendim? Neyi beğenmedin mesela? Onu söyleyebilirsin. Pınar Hanım, ana yemeğiniz pişmemişti. Önümüze çiğ bir yemek geldi. Yanmış da yanık şeyi sen beğeniyorsun. O benim sorunum değil. Çorbanızı hiç beğenmedim. Sesinizi ayarlayın lütfen. Hı hı. Çorbanızı hiç beğenmedim. Çünkü yeşil mercimek çorbası, kara mercimek dediniz. Ben öyle bir şey bilmiyorum falan dedim. Meğer yeşil mercimekmiş. Ben yeşil mercimek çorbanızı beğenmedim. Ana yemeğinizi beğenmedim. Böreğinizi beğenmedim. Yine böyle insaniyetli davranıp sanki böyle olmuş... Fena değilmiş gibi söyledim ama çok yavandı. Güzel değildi yani. Yapmacık olduğunuz buradan belli zaten. O zaman yapmacık bir şekilde davranmayacaktınız. Beğenmediğim şeye beğenmedim diyecektiniz. Herkes yapmacık, bir siz yapmacık değilsiniz değil mi? Gördük seni de. Ne yapmacıklığımı gördünüz? Gördük seni. Yani bugüne kadar ne yapmacıklığım beğenmedim, oldu? Beğenmedim, o beğenmiyormuş. Beğendim, o benim beğendim sorunum değil. O zaman bana direkt beğenmeyecek, beğenmedim diyeceksiniz. Benim sesim gayet ayarlı. Benim ses tonum bu. Ben bunu değiştiremiyorum. Gibi, kavgaya girer yok, gibi girmeyin. Yok, ben bu ses tonumu değiştiremiyorum. Ben benim ses tonum bu. Peki o zaman puanlamayı çeviriyoruz. Pınar'cığım buyur çevir puanını. Benim puanım 2. 2 puan geldi. Ne düşünüyorsun Esra? Bir şey düşünemiyorum yani, gerçekten beni şaşırttılar puanlarıyla ki menüm gerçekten değişik bir menüydü onlara göre. Bu puanları asla hak etmedim, daha yüksek hak ediyordum. Bazı tatlar dışında bu kadar puan kırmaları gereksizdi. Toplamda 9 puana ulaştın haftanın 4. günü. Biliyorsun ki yarın 15.000 TL'nin sahibi belli olacak. Evet. Yarın Netice abladayız. Evet. Netice abla iddialısın. Evet, iddialıyım. Tecrübeli olduğunu da söylüyorsun. Evet. Temizlikte de yemekte de yarın herkes... Dört gözle seni bekliyor. Evet, beklesinler. Ve yarın 15.000 TL'nin sahibi senin masanda açıklanacak. Merak etmeyin, yarın hepiniz benden doyacaksınız. Bakalım yarın o masadan 15.000 TL ile kim kalkacak, hep birlikte göreceğiz. Yarın aynı saatte Fox ekranlarında görüşmek dileğiyle. Şimdi Esra'ya puan vermek üzere gidiyorum. Haydi bakalım. Yarın görüşürüz. Evet, Esra'nın eline koluna sağlık. Temizlik konusunda birkaç yerde eksikleri vardı maalesef ki bugün. Yemek konusuna geldiğimizde ise mutfakta aşırı heyecanlıydı. Biraz da kolaya kaçtığını düşünüyorum. 5 menü seçmiş ama maalesef ki eti tuzsuzdu, sütlacı şekersizdi. Salatalar sonradan geldi. Şimdi Esra'nın hamaratlığına ve temizliğine puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.